Açıyorum. Oo! Abi! Alo? Arayan numara yok ki. Merhaba arkadaşlar, ben Okan ve bugün sizlerle beraber Dark Web'den iPhone 11 satın alacağız. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce Dark Web ile ilgili birçok video yapmıştım. Dark Web'den birçok şey satın almıştım ve gerçekten inanılmaz şeyler olmuştu, korkunç şeyler olmuştu. Bugün de Dark Web'de yine ilginç bir site buldum. iPhone 11 satın alacağız arkadaşlar. Bildiğiniz Dark Web'den iPhone 11 satın alacağız. Bakalım ne olacak, cidden ben de çok merak ediyorum. Bu hafta bir şeyler olmaz bilmiyorum. Telefon satın alacağız, bildiğimiz telefon satın alacağız. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan mutlaka like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizden bu videoya çok güzel like'lar, yorumlar bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için, Dark Web videoların devamı için mutlaka like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma gösterdiğinizde mutlaka abone olmanızı açın. Ailemiz böyle büyütelim. 300 bin aboneye doğru gidelim. Instagram'ı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Orası gerçekten çok önemli. Mutlaka ama mutlaka Instagram'dan takip edin. Her neyse, şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, site şu anda karşımda ve bu siteden birazdan bildiğiniz telefon satın alacağız arkadaşlar ve gerçekten pahalı bir telefon satın alacağız. Umarım gelir telefon, bilmiyorum, gelirse bile gerçekten korkunç şeyler olabilir. Çünkü sonuçta Dark Web'den alıyoruz. Daha önce zaten Dark Web videolarımı izliyorsanız bilirsiniz. Çok paranormal şeyler olabiliyor. Her neyse, bu siteyi siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın iPhone Market yazıyor. Bakın iPhone Market. Burada da Dark Web iPhone Market yazıyor. Şurada iki tane model var arkadaşlar. Biri iPhone 11, normal iPhone 11. Biri de iPhone 11 Pro Max. Bakın görüyorsunuz. Biri 3 kameralı, biri 2 kameralı. Ben arkadaşlar şu ana kadar hiç iPhone kullanmadım bu arada. Ben hep Android kullanıyordum. Ama bakalım bugün iPhone satın alacağım. Tabii gelir mi bilmiyorum. Gelirse de nasıl olur göreceğiz. Evet, iPhone 11 1000 dolar diyor. Bakın 1000 dolar. iPhone 11 Pro Max var burada da, o da 3000 dolar. Arkadaşlar gerçekten çok pahalı. İkisi de gerçekten çok pahalı. Yani kim bilir ne kadar ediyor. Hatta bakayım ne kadar ediyormuş. 157 TL. Aslında Türkiye'dekine göre bir tık daha ucuz arkadaşlar. Onu fark ettim. Biraz böyle bir ucuzluk var yani. Oo, 20.000 TL diyor. Abi 3000 dolar 20.000 TL diyor. Ben iPhone 11 alacağım arkadaşlar. Düz iPhone 11 alacağım. 1000 dolar. Alsam mı arkadaşlar? Aa bak, altta da bir not var bak. Bu iPhone'lar çok ucuz ve iyi kaliteli. Bu iPhone'lar ucuz ve kaliteli yazıyor. Yani ucuz olduğu aslında biraz doğru. Normal iPhone 11'ler bir 8000 lira falan diye biliyorum ben. Ama buradan alırsam 6500'e falan denk geliyor. Lan bunun hesabını yapıyorum. Altta da bütün sorumluluk sizindir yazıyor. Üstü çizili bir şekilde bak. Görüyor musunuz? Üstü çizili bir şekilde bütün sorumluluk sizindir yazıyor. Alıyorum arkadaşlar ya. iPhone 11'i alıyorum buradan. Bakın görüyorsunuz. Bu arada renk seçimi falan hiçbir şey yazmıyor. Sadece satın alma butonu var. Basıyorum bakalım. iPhone 11'i satın alıyorum arkadaşlar. Bastım. Evet arkadaşlar, iPhone 11 satın alma işlemi gerçekleşti. Şu anda iPhone 11'i satın aldım ama elime ne zaman geçer bilmiyorum. Ben bu videoyu burada durduracağım. Elime gelirse videoya devam edeceğim. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Durdurayım videoyu. Arkadaşlar bakın, yaklaşık 6 gün falan oldu ve gerçekten elime iPhone 11 ulaştı arkadaşlar. Daha doğrusu bakın, şöyle bir kutu ulaştı. Görüyorsunuz, bildiğiniz iPhone kutusu arkadaşlar. Bakın sağda solda zaten iPhone olduğu gözüküyor. Daha hiç açmadım arkadaşlar. Bakın gerçekten daha hiç açmadım. Sizlerle beraber şimdi bu kutuyu açacağım. Abi bildiğiniz kutu elime ulaştı şu anda. Bakın gerçekten kutu şu anda elime ulaştı. Hiç tahmin etmiyordum. O zaman arkadaşlar yavaştan bu kutuyu açalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Cidden merak ediyorum. Bak, bildiğiniz görüyorsunuz. iPhone kutusu, iPhone falan da yazıyor. Açıyorum. Oo! Abi! Abi yemin ederim iPhone 11. Abi! Gel. Alamadım. Alamıyorum elime lan. Arkadaşlar bakın, bildiğiniz iPhone 11 çıktı.
kutudan bakın, görüyorsunuz bildiğiniz iPhone 11 çıktı ama açık değil şu an. Arkadaşlar bak, gerçekten iPhone 11 çıktı. Aa, kutuda başka bir şey yok. Kutuda başka bir şey yok. Şarj aleti, kulaklık falan hiçbir şey yok. Sadece iPhone 11 çıktı. O zaman şöyle masaya geçeyim. Açmayı deneyeyim bakalım. Açılır umarım. Bildiğiniz bakın, görüyorsunuz iPhone 11 ciddi bir şekilde elime ulaştı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sanki kullanılmış gibi, bak parmak izleri var ekranda. Görüyor musunuz? Açıyorum telefonu. Açılacak mı? Oo, açılıyor. Açılıyor arkadaşlar, açılıyor, bak bak. Abi, şu an bildiğiniz iPhone 11 elimde arkadaşlar. Dark Web'den gelen iPhone 11 şu an elimde ve görüyorsunuz şu an telefon açılıyor. Ay, bakalım telefon açıldığında bir farklılık olacak. Ah, açıldı açıldı. Açıldı telefon. Görüyorsunuz telefon şu anda açık arkadaşlar. Bakın, bildiğiniz telefon şu an açık. Bakalım farklı bir şeyler var mı? Burada normal iPhone'un uygulamaları var arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettim. Telefon Türkçe arkadaşlar. Bakın, ayarlar diyor, takvim, saat, kamera. Telefon bildiğiniz Türkçe arkadaşlar. İlginç. Bakalım farklı bir şeyler var mı? Şöyle kaydıralım ekranı. Bir dakika. Dark yazıyor lan. Burada normalde başka bir şey yazması lazım ya da bir şey yazmaması lazım. Tam ben de bilmiyorum ama Dark yazıyor sol üstte. Abi çok garip. Dark Web'in Dark mı anlamadım ama galiba öyle. Neyse, saat de bu arada 3'e doğru geliyor. Şöyle tekrar ekranı düzeltelim. Burada mail var. 48.000 tane mail var. Abi 48.000 mail ne? Tıklayayım mı şuna? Tıkladım, bir dakika. Yabancı yabancı mailler var. Garip garip sitelerden. Çok bakmayalım arkadaşlar. Çünkü bilinmedik siteler. Bilmiyorum. Şimdi virüs falan bulaşır. Telefon Dark Web'den aldık, virüs bulaşır diyorum. Neyse. Bakalım buralarda başka ilginç şeyler var mı? Kameraya bakalım arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur, iPhone 11'in kamerası. Bildiğim kadarıyla iPhone 11 en iyi kameralı telefon arkadaşlar. Yani ben böyle biliyorum. Bakalım biraz kamerasını inceleyelim arkadaşlar. Ben şöyle alayım şu telefonu, bir dakika. Görüyorsunuz abi, kamera harbi. Harbi çok iyi bu arada. Bakın kutu hala burada. Kamerası cidden çok iyi arkadaşlar iPhone 11'in. Görüyorsunuz. Bence bayağı iyi. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara mutlaka yazabilirsiniz. Şöyle ön kameraya da geçeyim hatta. Bakın, beni görüyorsunuz. Evet, gerçekten bayağı iyi arkadaşlar. Bir ses mi geldi lan? Bayağı iyi ya. Gerçekten bayağı iyi. Şöyle tekrardan koltuğa oturayım ben. Başka neler var abi? Fotoğraflara bakalım mı? Fotoğraflara girelim. Fotoğraf. Oo! Abi çık 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 çık. Arkadaşlar, abi fotoğraflarda tamamen sapık sapık görüntüler vardı. Bildiğiniz çıplak fotoğraflar vardı arkadaşlar. Bunu söylemek istemezdim ama gerçekten abi niye böyle fotoğraflar var? Gerçekten anlamadım ama bir sürü böyle kötü görüntü vardı arkadaşlar. Çıplak insan fotoğrafları vardı. Videoyu gösteremem. Gerçekten videoya böyle bir şeyler gösteremem arkadaşlar. YouTube'a girelim arkadaşlar. Bakın YouTube'a girelim. YouTube'a bakalım biraz. Normal ana sayfa. Videolar falan var. Burada ilginç bir şey yok. Şuraya Okan Sarıoğlu yazayım bakayım. Okan Sarıoğlu yalnız direkt çıktı. Okan Sarıoğlu diye aratayım. Evet, benim kanalım çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle biraz kanalıma bakayım. Hatta şöyle bir tane videomu açayım. Hangi videomu açayım? Mesela şu videomu açalım. Evet, normal video falan da izleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kanalımı açtım, görüyorsunuz. Reklam çıktı. Neyse, bunu da kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, telefon bu şekilde yani. Bildiğiniz Dark Web'den iPhone 11 satın aldım. Biraz böyle bir inceledik. Sol üstte Dark yazıyor arkadaşlar. Bu da Dark Web'in Dark'ıdır diye düşünüyorum. Gerçekten
korkunç arkadaşlar, Dark Web ile alakalıdır diye düşünüyorum. Onun dışında telefonda bir şey yok arkadaşlar. Kamerası falan çok iyi. Gerçekten ben bunu kullanırım diye düşünüyorum. İçindekileri böyle bir temizleyip. Bilmiyorum, umarım daha farklı şeyler de olmaz. Oho! Arayan numara yok. Şu an biri arıyor beni. Ne oluyor lan? Açayım mı? Açtım. Hoparlörü aldım. Bir dakika. Kim bu? Alo? Arayan numara yok ya. Bu ses ne lan? Arkadaşlar çok garip sesler geliyor. Kim olduğu da belli değil. Dark Web'ten biri arıyor olabilir. Kapatıyorum arkadaşlar, bakın. Kapatıyorum. Kapattım arkadaşlar, kapattım. Abi bu kimdi? En son gördüğünüz biri aradı arkadaşlar. Böyle garip garip korkunç sesler geldi. Böyle statik sesler mi diyeyim, böyle bozuk bozuk sesler geldi. Hemen kapattım. Bilmiyorum kimdi arayan ama bu telefon şu an takip ediliyor olabilir. Umarım evime birileri gelmez, bilmiyorum. Bu telefon şu an takip ediliyor olabilir arkadaşlar. Bu telefonu kullanabilirsem kullanacağım. Kullanamazsam da atacağım arkadaşlar, mecburen, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Dark Web'ten iPhone 11 satın aldım ve gördüğünüz telefonun sol üstünde Dark yazıyordu. Bunun Dark Web ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve fotoğraflarda gerçekten iğrençler vardı. Mailde yabancı bir sürü 40 bin tane falan mail vardı. Gerçekten inanılmaz. Sizler nasılsınız? Mutlaka yazın. Ben gerçekten çok ürperdim. Videomun sonuna gelin. Umarım da çekmişler. Mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umursam daha fazla şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.